Gelin küçük bir deney yapalım. Bu sudan mı içerdiniz yoksa bu sudan mı? Tabii ki sol taraftaki suyu seçerdiniz. Ne yazık ki dünyanın başka yerlerindeki bazı insanların hiçbir seçim hakkı yok. İçme suyunda yüzen küçük parçacıkların sizi hasta edebileceğini biliyor muydunuz? Hadi şimdi süper güçlü bir mikroskopumuz olduğunu düşünelim ve suya doğru yakınlaşalım. Yakınlaşıyoruz. Evet. Peki ne bulacağız? Hmm, bu yüzden ufak parçacıklar da neyin nesi? Nasıl suyun yüzeyinde duruyorlar? Bu parçacıklar iki çeşittir. İnorganik, kil, silt ve oksit mineraller gibi ve organik, altler tek hücreliler, ve bakteriler gibi. İnsanlar tarafından yutulduğu takdirde bakteriler bazen ölümcül olabilir. Bütün bu küçük parçacıklar suyun yüzeyinde durabilirler. Çünkü yer çekimi nedeniyle dibe çökecek kadar ağır değiller. Dibe çökemeyecek kadar çok küçük ve hafif olan bu asılı kalan parçacıklara koloid denir. Birlikte bakıldığında bu koloidler bulutluluk veya pusluluğa sebep olurlar. Bu duruma bulanıklık denir. Bir sıvı ne kadar çok bulutlu görünürse o kadar çok bulanık demektir. Burada soldan sağa doğru bulanıklık derecesi artan 4 adet su dolu beher kabı görüyorsunuz. Suyun bulanıklığı ile hastalığa yakalanma riski arasında bir ilişki vardır. Bilim, içme suyunun bulanıklık seviyesi arttıkça hastalığa yakalanma riskinin de arttığını ortaya koyuyor. Peki bu niye? Bunun sebebi zehirli bileşenlerin tutunabilmesi, yani askıda kalan koloidlerin yüzeylerine yapışmasıdır. Ne kadar çok koloid varsa suda o kadar çok zehirli hale gelebilir. Bu zehirli maddeler ve bakteriler kolera, salmonellos, hepatit A, dizantiri ve ekoli enfeksiyonuna sebep olabilir. Bu hastalıklar yılda milyonlarca insanı etkiliyor ve öldürüyor. Bu hastalıklar çocuklar için özellikle tehlikelidir. Çünkü çocukların zayıf bağışıklık sistemleri yeterli direnci gösteremeyebilir. Neyse ki bu durumla alakalı yapabileceğimiz şeyler de var. Bu bulanık suyu temizlemenin en pratik yollarından biri topaklanmadır. Topaklanma, topaklaştırıcı olarak anılan bir kimyasalın kullanımıyla, koloidlerin kümeler oluşturmak için toplandığı veya bir araya geldiği işlemdir. Çokça bilinen topaklaştırıcılar alüminyum sülfat ve feriktir. Çünkü bunlar bulanıklık oranı yüksek olan sıvılarda iyi iş ortaya çıkarırlar. Şimdi de topaklanmanın nasıl olduğunu gösterelim. Öncelikle gidip biraz çamurlu su alıyoruz. Burada aynı seviyede çamurlu suyla dolu iki tane beher kabımız var. Sol taraftaki bizim kontrol kabımız. Bu kaba hiç dokunulmayacak. Ve sağ tarafımızdakine de hazırladığımız 3 mililitrelik topaklaştırıcı çözeltimizi ekliyoruz. 2 dakika karıştırıp bekliyoruz. Vay canına! Birden bire ne oldu? Sağ taraftaki su sadece az bir miktar topaklaştırıcı eklendiğinde daha temiz hale gelirken, sol taraftaki bulanık suyun içerisindeki koloidler asla dibe çökmeyebilir. Bu suyun içilebilir hale gelmesi için yüzeyden sıyrılması ve filtrelenmesi gerekir. Bazı ek işlemler de uygulanabilir bu işlemin nasıl olduğunu merak ediyorsanız hadi gelin topaklaştırıcı işinin nasıl çalıştığını açıklayalım. Neredeyse bütün koloidlerin yüzeyleri negatif yüklüdür. Bu sudaki pozitif iyonların veya yüklü parçacıkların koloid yüzeyine tutunarak birinci tabakayı meydana getirmesi anlamına geliyor. Bu, sudaki pozitif iyonların veya yüklü parçacıkların koloid yüzeyine tutunarak birinci tabakayı meydana getirmesi anlamına geliyor. Mıknatısın aynı kutuplarının birbirini ittiğini, zıt kutuplarının ise birbirini çektiğini hatırlayalım. Aynı şey sudaki koloidler için de geçerli. Pozitif ve negatif iyonların karışımından oluşan karışık bir tabaka, birinci tabakayı çevreleyip çift tabakayı oluşturur. Bu çift tabaka, iki koloidin birbirlerine yapışmasını engelleyecek bir itme kuvveti meydana getirir. Topaklaştırıcı eklendiğinde parçacıkların yüzeylerine tutunur, çift tabakayı sıkıştırır ve koloidlerin birbirlerine yapışarak kümeler oluşturmasına olanak tanır. Bu kümeler şimdi yer çekimi dolayısıyla dibe çökmek için yeterince ağırdır. Topaklanmanın bu derece etkili olmasından ötürü dünyadaki birçok ülke su kaynaklarını temizlemek için bu yöntemi kullanıyor. Örneğin Singapur'un içme suyunu topaklanma da dahil birçok yöntem kullanarak kanalizasyon suyundan ürettiğini biliyor muydunuz? Dünya nüfusu arttıkça ve temiz su kaynakları gitgide azaldıkça topaklanma dünya çapında temiz, sağlıklı ve lezzetli içme suyu elde etmek için kullanılan bir yöntemdir.